Ali Reşver piyasalardan herkese merhabalar, günaydınlar değerli arkadaşlar. Euro dolar paritesi yorumuyla karşınızdayız. Euro dolar paritesi dün ortalamaların üzerine çıkan bir hareket sergiledi ve en azından bir gün önceki 1.13.10 haftalıklardaki potansiyel destek bölgemizin üzerinde kalan bir hareket gördük. Dolayısıyla 1.13.40 üzerinde kaldığı için 1.14.20 tekrar test edildi ki 1.14.20 haftalık kapanıştı. Bu noktada 1.14.20'yi gerçekten önemsiyoruz. Çünkü dünkü kapanışta bu seviyede oluşmuştu. Bugünkü tabloya baktığımızda 1.14.30 önemli bir direnç, 1.14.50. Şimdi daha önce de görülen seviyenin üzerinde bir hareket olacak mı? Bunu izliyor olacağız. Bu anlamda yarın, pardon, pazartesi oldukça önemli. Şimdi 1.14.30, 1.14.10. Hemen şöyle tablomuza dönüp bakalım. Günlüklerde bir önceki tepe olan 1.14.46'nın üzerinde bir hareketlik görecek olursak bu ortalamanın üzerinde kapanış anlamına gelecektir. Dolayısıyla hareket bundan sonra biraz daha yukarı istek oluşturabilir ama pazartesi önemsiyoruz bu anlamda dediğimiz gibi. Bugünkü duruma baktığımızda 4 saatlik grafikten yola çıkarak şöyle bir analiz yaptığımızda evet 1.14.30'un 25'in ne kadar önemli direnç olduğunu görüyoruz tabloda. 1.14.10'lara doğru çok normal diyebileceğimiz bir geri çekilme yaşadığını gördük ve şu an için bu ortalamaların altında. Şimdi tepelerin birbirinin altında oluşması ihtimalini düşündüğümüzde ortalamaların altındaki bu hareket 60 dakikalık grafiklere döndüğümüzde evet, biraz daha gördüğünüz gibi dünkü yükselişin düzeltmesini yapmaya başladı. Eğer 1.14'ler altında 1.14.10 altına geri çekilme olacak olursa gördüğünüz gibi potansiyel hedef aynı zamanda bizim 200 günlük hareketli ortalama, 200 saatlik hareketli ortalama geçti. 1.13.90. Dolayısıyla tekrar burada bir tepe yapıp bir geri çekilme ihtimalinden bahsedeceğiz. Şu anki istekte böyle bir düzeltme olabileceğini bize gösteriyor. Yani 1.14'lerin altını test eden bir hareket önümüzdeki dakikalarda çok mümkün olacak gibi gözüküyor. Tabii ki genel trend açısından dolar endeksiyle de bir karşılaştırma yaptığımızda euro dolar paritesinin burada diğer para birimleri açısından hemen şöyle bir karşılaştırmayı ele alacak olursak dolar endeksi biraz daha euro dolar paritesine göre direnme gösteriyor. Bu da en azından bugün bu tepki hareketinin biraz daha oluşabileceğini gösteriyor. Daha doğrusu dün yaşanan yükselişin düzeltmesi tekrar gelebilir. Yani dolar tekrar bir tepki verebilir. Şimdi şöyle bir trend çizdiğimizde en azından diplerin birbirinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu önemli. Dolar trendinin dünyada devamı açısından izlemekte fayda var diyoruz. Şöyle bir orta trend hareketi yapacak olursak tepkiler gelse bile bu trendin üzerinde yeni bir tepe oluşturamayacak anlamına geliyor. Yani daha önceki hareketleri tekrar yorumlamaya çalışacağız. Şimdi bunun ötesinde gelişmekte olan ülke para birimlerini de isterseniz şöyle bir hemen 30 dakikalık grafikten günlük grafiğe çevirerek bakalım. Gelişmekte olan ülkelerde gördüğünüz gibi geçen hafta itibariyle bahsetmiş olduğumuz ve bizim beklediğimiz Güney Afrika randındaki hareket devam ediyor. Aynı şekilde Meksika pesosunda da artık dipler oluşmaya başladı ve gayet güçlenmeye yönelik işaretler var. Brezilya reali biraz daha bu paralardan ayrıştı ama daha önceki o yükseliş sonrası sindirme hareketi devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de bunun devamını göreceğiz gibi gözüküyor. Endonezya rupiyasına şöyle bir bakalım. Endonezya rupiyası gerçekten çok hızlı bir değer kaybı söz konusu olabilir. Çünkü çok son dönemin sıkışan bandı yukarıya doğru zorlanmaya başladı. Hindistan rupisine isterseniz bir de bakalım. Hindistan rupisine baktığımızda burada dip hareketi hala devam ediyor. Çok önemli bir çanak hareketi var. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle burada doların değer kazandığı, hızlı değer kazandığı bir tablo göreceğiz gibi gözüküyor. Evet, şimdilik paralarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.